Canım arkadaşlarım, hepinize selamlar. Ben SML Hoca. 40 soru serisi problemler kampında bugün 13. testteyiz artık. 13. testteyiz arkadaşlar ve 13. testle alakalı biliyorsun kamp kitaplarımızdan ilerliyoruz ve bu kamp kitaplarında sana bazı uyarılarım var. Evet. 40 soru serisi TYT Matematik kampını sevgili arkadaşlarım takip etmeyen, kaçıran varsa mutlaka mutlaka tamamlaması gerekiyor. Ve 40 soru serisi problemler kitabında sevgili arkadaşlarım. Sana hemen 13. testin 30 ve 31. sayfalarda olduğunu söyleyeceğim. Ve bazı numaralar vereceğim. Ha, kaydet bu numaraları. Aksakallı dede gibi gençler. 6 tane numara vereceğim size. Şimdi numaraları söylüyorum. Arkadaşlarım 3. soru 4. soru. 7. ve 8. soru. 3, 4, 7 ve 8. Bu sorular sevgili arkadaşlarım sizlere ÖSYM sınavında, ÖSYM'nin yaptığı sınavda yani YKS'de çok büyük artılar kazandıracak. Ve sınavdan önce mutlaka tekrar etmen gereken sorular olduğunu ben sana söyleyebilirim. Evet gençler hazırsanız artık lafı fazla uzatmayın. Ben konuşmayı çok severim. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Hazırsanız geçelim dersimize. Tabii ki abone olup beğenmeyi de lütfen unutmayın. Hadi bakalım. Evet şöyle ilk sorumuza bir bakalım bakalım. Bir öğrenci her gün çözdüğü soru sayısını not alıyor arkadaşlar. Not alırken de başlangıçtan o günün sonuna kadar çözdüğü toplam soru sayısını kayıt ediyor. Bu öğrencinin aldığı notlar aşağıda verilmiştir. Mesela birinci günün sonunda eğer A tane soru çözdüyse, tamam mı? Bu ne demek oluyor? İlk gün A tane soru çözmüştür demek oluyor. Pekala, ikinci günün sonunda 80 tane çözmüş. İkinci gün ne kadar çözmüştür? İkinci günün sonunda toplam 80 tane çözdüyse yani ilk iki günün toplamı 80 tane çözüyor. O zaman ikinci gün 80 eksi a tane çözdü. üçüncü günün sonunda bu sayı 150'ye ulaştıysa 150'den hemen ilk iki gün çözdüğü toplam soru sayısını çıkarırsam yani 80'i çıkarırsam 70 tane de üçüncü gün çözmüştür. O halde b eksi 150 tane dördüncü gün çözmüştür. Ve 270 eksi B tane de 5. gün çözmüştür diyebilirim. Diyor ki bana bu öğrencinin 4. gün sonuna kadar çözdüğü soru sayısı. Yani 4. günün sonuna kadar kaç tane çözmüştür B. İşte bu ilk gün çözdüğü soru sayısının 7 katı. E, i̇lk gün kaç tane çözmüştü? A tane çözmüştü. Demek ki B, A'nın 7 katıymış arkadaşlar. Bu cebimizde artık. E de, deniliyor ki 4. gün çözdüğü soru sayısı da İkinci gün çözdüğü soru sayısının 3 katıdır denilmiş. Şimdi dördüncü gün ne kadar soru çözmüştü? B eksi 150 tane çözmüştü. Ve bu da sevgili arkadaşlarım ikinci gün çözdüğü soru sayısının yani 80 eksi A'nın 80 eksi A'nın kaç katıymış? 3 katı. Şimdi o halde şuradan B eksi 150 dedim eşittir 240 eksi 3A yazdım. Eksi 3A'yı sol tarafa, eksi 150'yi de sağ tarafa gönderecek olursak 3A artı B eşittir 390'ı yakalarız. Şimdi güzel kardeşim B neydi? 7A'ydı. O zaman ben B gördüğüm yere 7A yazarsam burası toplam 10 tane A olur. Eşittir 390 ise A buradan kaç gelir? Tabii ki 39'un ta kendisi. Şimdi cepte mi cepte? Peki A 39 ise B'yi de bulalım mı burada? 7 kere 39. 273 yapar arkadaşlar. Yani istenen ne? 4. gün kaç soru çözmüştür? Ben 4. günün B-150 tane soru çözdüğünü biliyorum. E B'yi de 273 bulmuştum. O halde 273'ten 150'yi çıkarırsam cevabı bulurum ki doğru cevap 123 olacakmış arkadaşlar. Yani cevabımız B şıkkıydı. Bu soruyu işaretletmedim. Aslına bakarsan çok güzel soru değil mi? Aslına bakarsan tam anlamıyla ÖSYM ayarında bir soru ama işaret ettirmedi. Sebebi çünkü zaten sen çıkmış soruları çözerken bu soruyu da karşına göreceksin. ÖSYM'nin çıkmış sorusuna çok ama çok benzer bir soruydu. Sadece sorunun biraz detaylarını değiştirdik, sayılarını değiştirdik, şıklarını değiştirdik ve böyle bir kurgu oluşturduk arkadaşlar. Zaten çıkmış bir soru olduğu için işaretletirmedim. Ama soru kötü diye mi işaretletirmedim? Aynı bu testteki de bütün sorular çok güzel. Ki biliyorsun sana daha öncesinde söylemiştim. Ben bütün kitaptaki bütün soruları çok ama çok seviyorum. Sadece bazı soruları sana işaretlettiriyorum ki sınavdan önce bir yer etsin kafam. Tamam mı? Geçelim kitabımızdaki artık 98. sorumuza yani test 13'ün ikinci sorusuna. İkinci sorumuzda aşağıda farklı uzunluklarda 2 adet boy ölçme çubuğu verilmiştir deniliyor. Sarı çubuk bunda en büyük 30 var. Mavi çubukta da en büyük var. İlginç. Bakalım hikayesine. Her iki çubuk eşit aralıklarla 1'den 30'a kadar numaralandırılmıştır. Elindeki boruyu bu çubuklarla ölçen Fırat. Borunun boyunu 16 birim. Yalnız sarı çubukla 16 birim. Mavi çubukla da 12 birim olarak ölçüyor. Burada gençler nasıl ölçüyormuş? 16 birim ölçüyor. Mavi çubuktayken de 12 birim ölçüyor. Hmm. Şimdi Sarı çubukta eğer 24 ölçersek mavi çubukta kaç ölçeriz diye sorun. Şimdi burada iki tane yol göstereceğim. 2 tane yol göstereceğim ama bunu farklı farklı yollar öğrenesin diye değil. Ne için biliyor musun? Sınav esnasında şimdi böyle bir soru geldi varsayalım tamam mı? Bu soru aslına bakarsan kolay bir soru. Zorluk seviyesi 10 üzerinden 4 veya 5'lik bir soru. Sen zaten çözersin ya. Yani. Yalnız kolay bir soruyu senin çözebileceğin bir soruyu uzun bir şekilde çözmen de sana ekstra dezavantaj. Zarar bu. Gel kardeşim böyle şeyler yapmanı da istemiyoruz tabii ki. Şimdi birinci yol herkesin aklına gelmesi muhtemel bir yol. Dolayısıyla ilk önce birinci yoldan sonra da kısa yol olan ikinci yoldan bir çözelim bakalım. İyi dinle bak. İkinci yol çok daha kısa olacak. Çok daha basit göreceksin. Vay anasını ya benim bu aklıma nasıl gelmez diyeceksin. İyi dinle. Şimdi birinci yola bakalım. Sarı çubuğun her bir biriminin boyuna S diyelim. Mavi çubuğun her bir biriminin boyuna da M diyelim. Ben sarı çubukla 16 S kadar ölçtüm. Mavi çubukla 12 çarpı M kadar ölçtüm. Değil mi? Şimdi her ikisini de ben 4 ile sadeleştirirsem 4 çarpı s eşittir 3 çarpı m olacaktır. Ve böylelikle artık s'ye ben 3a dersem m'ye de artık 4a demek zorundayım. Yani şuradaki her bir birim 3a'ymış buradaki her bir birim de 4a'ymış dedi. Şimdi bak iyi dinle. Sarı çubukta 24 ölçüyorsak 24 tane 3A kadar ilerlemişizdir. Mavi çubukta da bu 4A çarpı X'e tekabül eder diyelim. Yani X birim uzunu ölçeceğiz ya bak. Burada zaten A'lar birbirini götürür. 4'e böldüm bir, 4'e böldüm 6 geldi. 3 kere 6 bana X'i yani 18'in ta kendisini verir. Cevap da zaten 18'dir. Şimdi ikinci yol olarak ben sana ne önereceğim? İyi dinliyorsun. Ben şu ikinci yol kelimesini oradan alayım. Şöyle ve bunu buraya taşıyalım. İkinci yolda çok basit. Sarı çubukla 16 ölçülen, mavi çubukla 12 ölçülüyorsa eğer, sarı çubukla 24 ölçülen mavi çubukla kaç ölçülür? Oran, orantı arkadaşlar. Çok basit, değil mi? Şimdi hatta bunları da sadeleştirerek yazalım. 8'e böldüm. 2 8'e böldüm. 3 2'ye böldüm. 1 2'ye böldüm. 6 3 kere 6 eşittir 18 bana cevabı zaten verecekti. Yani istediğin yolla tabii ki çözebilirsin ama bazen sınav esnasında hani sırf sınav sorusu diye zor olması gerekiyormuş gibi de düşünmeyeceksin. Bazen tek bir oran orantı ki binde birinin aklına gelir belki de sınav esnasında bazen tek bir oran orantı sana bu soruyu 15-20 saniyede de çözdürebilir. Tamam mı güzel kardeşim? Evet devam edelim. Üçüncü sorumuza bir manav Elindeki 240 adet domatesi aşağıdaki gibi paketliyor. Domateslerin yarısını 3 ve 6 domateslik kutulara, kalanları da 12 domateslik kutulara yerleştiriyor. Yarısını 3 ve 6 domateslik kutulara yerleştiriyor ama bunların kaç tanesi 3 domateslik kutu, kaç tanesi 6 domateslik kutu tabii ki bunu bilmiyoruz ama domateslerin yarısını kapsadığını biliyoruz. Diğer yarısını da 12'li paketlere koymuş. Kullanılan 12 domateslik kutuların sayısı kullanılan tüm kutuların çeyreğine eşittir diyor. O halde şöyle diyeceğim. Toplam 4x tane kullanılsın diyelim. Tamam mı? 4x tane kutu kullanılmış. Bunlardan 3x tanesi üçlük ve altılık domates kutuları. x tanesi de 12'lik domates kutusu. Neden böyle yazdım? Çünkü x toplamda 4x'in 1 bölü 4'üdür. Ve i̇şte ondan. Şimdi X tanesi 12 lik domatesti. Yani toplam o zaman burada kaç domatesimiz var? 12 x tane domatesimiz var değil mi? Şimdi 12 x tane domates buradaki 240 tane domatesin yarısı değil mi? Öyleydi yarısını bununla yarısını bununla paketlemişti. Madem öyle demek ki ben artık yazacağım. Diyeceğim ki 12 x eşittir 240 değil yarısı 120. O halde buradan x kaç gelir gençler? 10 gelir. Şimdi x 10 sa demek ki burada toplam kaç tane paket var? 30 tane paket. Bunların bunların üçlük ve altılık diye ayıracak olursam üçlük ve altılıklardan eğer üçlük x tane kullanıldıysa altılık 30 eksi x tane kullanılmış. Şimdi toplam burada da biliyorsun ki 120 tane domates olacak. 120 tane domates olacak. Pekala. Kaç tane domates vardır buradan x türünden? 3 çarpı x artı 6 çarpı 30 eksi x tane yani 3x artı 6 kere 30 eksi x 180 eksi 6x yapar. Bu da eşittir 20 dedim. Buradan 120'yi bu tarafa şuradaki eksi 3 x de sağ tarafa gönderirsem 60 eşittir 3x yapar x eşittir 20 gelir. x 20 ise bak şurası kaçmış 20. Bana diyor ki 3 domateslik kutu sayısı. E 3 domateslik kutu sayısına x demiştim. Onu da 20 buldum. O halde doğru cevap da tabii ki e şıkkı olur sevgili arkadaşlarım. Bu soruyu işaretle demiştim ben sana. Umarım hatırlıyorsundur. Üçüncü soru bizim için değerli arkadaşlar. Şimdi dördüncü soru da çok değerli demiştim. O soruya da geçiyoruz. Ve dördüncü sorumuz bu fasikülümüzün de aynı zamanda yüzüncü sorusu. Yani bugün dalle yaptık arkadaşlar. Bu soruyla birazdan yapacağız. Şimdi gençler şöyle bir tane daha uzaklaştırırsam sorunun tamamı sığar diye düşünüyorum. Şıkları boş ver doğru cevabı kendimiz bulabilecek kapasiteye sahibiz Allah'a çok şükür. Arkadaşlarım diyor ki aşağıdaki e, satır ve sütunların kesişiminde verilen sayılar bulundukları satır ve sütunun belirttiği iki, iki kişinin evleri arasındaki mesafeyi metre cinsinden göstermekte. Örneğin Sıla ile Öykünaz'ın evleri arasındaki mesafe Z metredir. Yani şöyle slayla öykü şu şekilde kesiştirdiğimiz zaman burada z kalıyor ya işte bak şurası z'dir denilmiş bize. Güzel. Eski haritalarda pardon eski ajandalarda ajandanın en sonunda böyle Türkiye'nin şehirleri arasındaki mesafeyi gösteren bir tablo olurdu. O tablodan esinlenilerek yazılmış bir soru. Tuğde ile Emre arasındaki mesafede mesela 170'tir. Tamam mı? Diyor ki Sude, Sena, Sıla, Öykünaz ve Emre'nin evleri doğrusal bir yolda aşağıdaki sıradadır. Buna göre x artı y kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şuraya bakalım. Mesela burada bir 170'i görüyorum ben. Bu Sude ile Emre arasındaki mesafedir. Sude burası, Emre burası. Bu ikisi arasındaki mesafeye bakacak olursak burası sevgili arkadaşlarım kaçmış? 170'miş hemen şuna göz kestirdim. 130 diye bir şey var burada. Sude ile öykünaz, öykünaz arası mesafe bu da. Yani şöyle ki Sude ile e, öykünaz şurası. Burası sevgili gençler. Çekemedik oradan. Şurası 130 sa, bak burası 130'sa, 130 sa. Ben 170'ten 130'u çıkarırım ve öykünazla Emre arasındaki mesafeye 40 derim. Ki Emre ile Öykünaz arasındaki mesafe Y idi. Yani Y burada kaçmış? Kırkın. Ta kendisi. Yani sorunun yarısını bitirdik mi böylelikle? Bitirdik. Bak burası kırkmış. Pekala. Şimdi benden ne isteniyor? X artı Y. Yani X isteniyor. Sude ile Sena arasındaki mesafe. Şuradaki 90'ı da bence kullanmamız gerekiyor. Ne dersin? Bu Sena ile Emre'nin evinin arasındaki mesafe. Yani şurasıyla sevgili arkadaşların şurası arasındaki mesafe. Ki bu da kaçmış? 90'mış. E ben Sude ile Emre'nin arasındaki mesafenin 170 olduğunu biliyorum. O halde şuradaki kısmı nasıl bulurum? 170'ten 90'ı çıkarırım ve burası da 80'dir derim. Yani Sude ile Sene arasındaki mesafe yani X bu da 80'miş işte. O zaman 80'i de buraya yazarım. 80 artı 40 da bana 120'yi yani cevabın ta kendisini verir. O halde doğru cevap Denizli seçeneği olur sevgili gençler. Doğru cevap D'ydi. Evet çok güzel bir soruydu. Bu soruya da işaret koydurmuştum. Sınavdan önce mutlaka ama mutlaka bir geri dönüp bakmanda fayda var. Diğer sorumuza geçtik. Beşinci sorumuzdayız. Hazel, Arzu ve Nazan özdeş dikdörtgen şeklindeki kareleri aşağıdaki gibi eşit parçalara ayırmıştır. Hazel özdeş dikdörtgen. Burada işaretlemen gereken şey bu. Özdeş dikdörtgen şeklindeki kek bunlar. Hazel'e bakıyoruz. 5 çarpı 6'dan 30 eşit parçaya ayırmış Hazel. Arzu'ya bakıyoruz. 4 çarpı 4'ten 16 eşit parçaya ayırmış. Nazan da 4 kere 3'ten 12 eşit parçaya ayırmıştır diyeceğim. Daha sonrasında Nazan 3 parça, Arzu da 4 parça yemiş. Şimdi bak burada yine aklına gelebilecek çözümü ben sana söyleyeceğim ki o çözüm aklına gelmesin tamam mı güzel kardeşim? Şu dersin işte 12 parça, 16 parça, 30 parça ben bunların ekokunu bulayım dersin. Tamam mı? Çok da güzel yaparsın. Ekokunu bulduktan sonra her bir parçanın kaç birim olduğunu bulursun. Nazan'ın parçalarını bulduktan sonra dersin ki bunu 3 ile çarparsın. Arzu'nun bir parçasını bulduktan sonra 4 ile çarpar. Toplarsın acaba Hazel kaç parça tüketmesi gerekiyor diye buradaki parçanın büyüklüğüne bölersin. Çok da muntazam bir çözümdür. Ama ben böyle yapmayacağım. Çünkü çok daha güzel düşünmeni gerektirecek bir durum var burada. Böyle bir durum söz konusu. Nasıl? Nazan 3 parça yemiyor mu güzel kardeşim? Yani şunu, şunu ve şunu yiyor. Yani bir pastanın 1 bölü 4'ünü yiyor. Şimdi arzuya bakıyorsun o da 4 parça yemiş. Yani şunları mı yesin? Bunları yerse bu da bir pastanın 16 olduğuna göre bu da 1 bölü 4'üdür. Şimdi 1 bölü 4 pasta buradan gitti. 1 bölü 4 pasta da buradan gitti. Etti. Çeyrek çeyrek yarım pasta. Şimdi diyor ki bana bunların toplama kadar yiyebilmesi için diyor Hazel'in. diyor. E yarım pasta yiyecekse bu pastanın 30 parçaya bölmemiş miydi? Demek ki yarısını yiyecek. Yani 15 parça yiyecek. Cevap A seçeneği olacaktı sevgili gençler. Beşinci sorumuz bizim için değerli bir soruydu. Ama işaretle tirmemiştim. 6 pardon 7 ve 8'i işaret farkındaysa. Beşinci soru daha çok şöyle diyeyim. MSU tarzı bir soru. Buraya not alabilirsin. MSU tarzı bir soru. Ama MSU de buna benzer bir soru daha önce çıktığı için tekrardan sorulur mu bilemedim. O yüzden kafamda gitti geldi böyle muallaktaydı. Dedim ki hani bunu öğrencilere işaretlettirmeli miyim ben yoksa işaret koymasak da olur mu? O yüzden koymamaya karar verdim ama sen, ben sana bırakıyorum güzel kardeşim. İster işaret koy, ister koyma ama güzel soru. Hakkını yemeyelim şimdi. Devam edelim. 102. sorumuzda fasiküldeki yani 13. testin 6. sorusuyla arkadaşlar. Ki çok güzel bir sorudur. İyi dinlemende fayda var. Yine buna da işaret koydurmadım. Ama buna da bir MSU tarzı yazabilirsin. Hatta az öncekinden daha fazla MSU tarzı soru. Hani uygulama açısından sorunun hikayesi açısından ve çözümü açısından MSÜ tarzı bir soru diyorum. MSÜ'de soruların böyle uzun uzadıya çözümleri olmaz. Daha çok böyle pratik zekaya e, real test edecek sorular olur arkadaşlar. Buradan da tabii ayrımını yapabiliyorum. Hangisi MSU, hangisi TYT tarzı. Ben sana tek tek söylüyorum. Sen yorulma diye. Ona da böyle bir lotal MSU tarzı bir soru. Diyor ki Atletizm branşında en iyi dereceyi 1 2 ve 3. sporculara sırasıyla altın, gümüş ve bronz madalya verilmektedir. En iyi, en iyi dereceyi yapan sporculara. Aşağıdaki tabloda atletizmin bir branşı olan uzun atlamada sporcuların atladıkları en uzun mesafeler gösterilmiştir. B.B B metre, B.C, A.D ve A.C. Uzun atlama branşında altın, gümüş ve bronz madalyayı sırasıyla Duygu Ersin ve Melih almış arkadaşlar. Şimdi Sırasıyla dediğine göre altını duygu almış. Yani duygu birinci gelmiş. Ersin ikinci olmuş. Ve Melih de üçüncü olmuş. Simge arkadaşımız da dördüncü olmuş. Onuncu olmuş. Şimdi burada tabii en uzun atlayan altın madalyayı alacağına göre demek ki burada B virgül C metre büyüktür diyeceğim. B virgül B metre. Bu A virgül D metreden daha büyüktür. Ve bu da A virgül C metreden daha büyüktür biliyorsun. Pekala. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye sorulmuş. A, B, C, D'yi sıralamamız isteniyor. Bir kere ben burada B'nin A'dan kesinlikle büyük olması gerektiğini biliyorum. Değil mi? Çünkü tam kısmı daha büyük. Şurada da ikisi de B olmasına rağmen C'nin B'den daha büyük olması gerektiğini anlıyorum. C, B'den büyük dedik. B'nin de A'dan daha büyük olması gerektiğini biliyorduk. E şimdi şu ikisi A değil mi? Bak A ile başlıyor. Demek ki burada D de C'den daha büyük olmak zorunda. Eğer D C'den büyükse demek ki D bunların alayından. Yani benim sıralamam neymiş? D büyük, C büyük, B büyük, A. Bu da şıklarda hangisinde mevcut? Tabii ki A seçeneğinde mevcut sevgili gençler. Dedik ve bu şekilde Altıncı sorumuzu bitirdik. 6 soruya işaret koydurmamıştım farkındaysan ama MSU tarzı bir soru olduğu için ben yine sana bırakıyorum. İster koy ister koyma. MSU'da karşına böyle bir soru çıkabilir. Daha önceki yıllarda bu tarz sorular çıktı. Ve ben de bundan kaynaklı e, bu tarz bir soru yazdım. Aklında bulunsun. Soru güzel. Zorluk seviyesi 10 üzerinden 5.5-6 denilebilir. Tam ama tam MSU ayarında. Ama işaret koyup koymamak senin elinde. Devam ediyorum. Asükül'ün 103. sorusu yani 13. testin 7. sorusuydu. Gençler çok güzel bir soru. Öncüllü sorularda genellikle hatalar yapılıyor. Sorumuz hem MSV hem de TYT ayarında bir soru. Hem MSV hem de TYT ayarında bir soru. Dikkatli dinlemende fayda var. İşaret koydurmuştum zaten. Başlayalım sorunun çözümüne. Aşağıda 3 farklı basamağın üzerinde duran Elif, Onur ve Sude gösterilmiş. Ardışık basamaklar arasındaki yükseklikler birbirine eşitmiş. Yani şu eğer şurası x birimse burası da x birimmiş arkadaşlar. Diyor ki 3 tane öncül var. Bu ifadelerden hangileri her zaman doğru? Şimdi öncelikle ben Sude'nin boyuna baktığım zaman Sude, Elif ve Onur'u şuraya bir sıralayalım önce. Sude, Elif ve Onur dedim. Sude'nin boyuna eğer ben A dersem, Elif'in boyuna B ve Onur'un boyuna C dersem, Sude'nin boyu olan A eşittir Onur'un boyu olan C'den 2x kadar fazla olduğunu görüyorum. Ve eşit olduklarını görüyorum. A eşittir C artı 2x. Bak bunların boyları birbirine ancak bu konumda eşit ama Onur 2x yükseklikteki bir basamağın üzerinde duruyor şu an. Bu haliyle eşit. Peki Elif'e bakıyorum. A yani Sude'nin boyu. Elif'in buradaki boyundan daha büyük ama Elif zaten X yükseklikteki bir basamağın üzerinde duruyor. Demek ki A büyüktür. B artı X diyeceğim. Daha sonrasında da Elif'in boyu B küçüktür dedim. Onur nerede duruyor? Bir X basamaklık. X yükseklikteki basamakta duruyor ama Onur'un boyu da C idi. Demek ki C artı X'ten daha küçük oluyormuş Elif'in boyu. Pekala. Şimdi diyor ki birinci öncülde Elif'in boyu Onur'un boyundan kısadır. Şimdi B burada C artı X'den kısa lakin C'den kısa mı bilemem. Yani B C'den kısa mı bunu bilemem. Örnek veriyorum. B arkadaşlar 43'tür. C 41'dir. X de 5 santimetre. Toplarsam 43, 46'dan daha küçük. Lakin Elif Onur'dan daha uzun. Yani Elif Onur'dan daha kısadır diye bir şey söz konusu değil burada verdiğim örnekte. Her zaman doğrudur diyorsa zaten sen ne yapacaksın? Aksine bir tane örnek vereceksin. Verilebiliyorsa her zaman doğru değildir. Bak verdim o halde demek ki benim birinci öncülü silmem gerekiyor. Suden'in boyu Onur'un boyundan uzundur. Evet hatta Onur'un boyuna ancak iki tane basamak yüksekliği eklediğimizde eşit oluyor. Demek ki sude uzun. Hatta sude burada en uzun. Sude'nin boyu Elif'in boyundan da uzundur. Az önce ne dedim? Sude burada en uzun. O zaman Elif'in boyundan da uzundur. Yani cevabımız ne olacakmış? D seçeneği olacakmış sevgili gençler. Çok güzel, çok tarz bir soruydu. Mutlaka kaydetmen gereken bir soru. Şimdi artık son kaydetmen gereken, işaretlemen gereken soruya geçiyoruz. 8. soru tam bir kurnazlık sorusu, tam bir oran orantı sorusu ve çok o kurnazlığı da zaten sana ve soruda verilen çeldirici arkadaşlar. O çeldiriciye düşmezsen soruyu çözersin. Düştüğün an bitersin, yanarsın, kül olursun. Yani bu soruyu da yanlış yaptım diye ağlarsın. Ama ağlamamak için ve soruyu çözdükten sonra içinden kıs kıs gülmen için neden kıs kıs güleceksin biliyor musun? diğerleri yanlış yaptı kesin diye. Yani o kadar kendinden emin olacaksın ama oradaki hainliğe niye düşmeyeceksin? Bir terazi kollarına konulan ağırlıkların birbirine olan oranlarını dijital ekranında göstermekte diyor. Şimdi bu taraf sol kol. Burası sağ kol, değil mi? Şurası da dijital ekranmış bak. Örneğin sol kola diyor 9'u koydum diyor. Sağ kola 12'yi koyduğumuz zaman Dijital ekranda ne yazıyormuş biliyor musun? 4 bölü 3 yazıyormuş. Şöyle. Bunun anlamı ne? 9 ile 12 arasında nasıl bir bağıntı var? 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 4. Bak bu burada yazıyormuş işte. Bu da burada yazıyormuş. Yani solunki sağda, sağınki solda yazıyor. Buna çok ama çok dikkat edeceğim. Tamam mı? Kendi aralarında zaten çeldirici burası. Şimdi ise işin devamı oran orantı kısmıyla kendi aralarında özdeş olan kare, üçgen ve daire cisimler ile yapılan 3 işlem aşağıda verilmiş. Bak burası 4'e 3 yazıyor. Burası 6'ya 5 yazıyor. Şimdi bunu 5 de ben o zaman kodlayacağım. Bunu bir de 3 ile kodlamam gerekiyor. Hem 3 ile hem 5 ile kodlayacaksam madem öyle 3 ve 5'in ortak katı olan 15 diyeyim ben buna. Şimdi bu 15 olursa burası da 15. 15 ile 3 arasında nasıl bir bağ var? 15 3'ün 5 katı. Demek ki 4'ün 5 katı da burada olacak. 4'ün 5 katı 20. Demek ki ben üçgene 5 diyeceğim. Güzel. Buna 15 demiştim. Bu da 15'ti. 5 ile 15 arasında nasıl bir bağ var? 3 katı. O zaman 6'nın 3 katı 18 de burada olacak. Yani buna da 3 diyeceğim. E, soru bitti. Bak burası 3. Bu da 5'ti. E, bu da 15'ti. Demek ki 15 bu tarafta yazacak. 15. 8 bu tarafta yazacak. 8. 15 bölü 8 Üçüncü ekranda yazan orandır arkadaşlar. O halde doğru cevabımız da A şıkkıdır deriz. Evet güzel soruydu. Keldiricisi tam kurnazlık bir soruydu. Yani tam böyle kurnaz kişilerin çözebileceği bir soru. Yani kurnaz olmayan kişiler burada 8-15'e çoktan düşmüş de olabilirler tabii ki. O yüzden dikkat edecektik arkadaşlar bu tarz sorulara dikkat edeceğiz. Veya sorunun çözümünü çıkaramayan da olabilir. Çünkü der ki mesela 15'i burada 4 ile kodlar 15 burada 6 ile kodlar sorunun çözümü çıkmaz. Çıksa da zaten der ki ya hocam yanlış olmamış mı burası 15 iken burası nasıl 3 olur der biter. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım dikkat edeceksin. Sana burada anlatılanı harfiyen uygulayacaksın. Sorunun anlattığı dışında hiçbir şey ama hiçbir şey seni alakadar etmiyor. Ve sevgili gençler artık 13. testimizin de sonuna geldik. 14. test için ben birazdan şimdi oturacağım senin videonu çekeceğim. Sen de bu sırada bu artık 13. testteyiz. 15. testi çözdükten sonra senden yapmanı istediğim şey şu. Şimdiye kadar işaretlediğimiz sorular vardı ya. O işaretlediğimiz soruları lütfen tekrar eder misin canım benim? Ödevim bu. Tamam. Ben sana bu videonun sonunda böyle bir ödev verdim. Yine 14. testin başında da hatırlatacağım bunu diğer arkadaşlarım da duysunlar. Videonun sonuna kadar beklemeyen arkadaşlar varsa onlar da duysunlar. Dersten kaçanlar falan olabilir ya. Onlar da duysunlar. Şimdiye kadar işaretlettiğim bütün soruları hakkıyla tekrardan bir ele alıyorsun, çözüyorsun. Senin ödevin bu. Bu hafta bunu yap tamam mı? Evet, 14. testi çözeceğim ben. Saat gece 02.08 ama olsun. Sizin için değer mi? Değer arkadaşlar. Başarı için değer. Buradan uyuyan arkadaşlara da selam olsun. Evet, gençler, sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.